Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüje, sonra ise seyir halinde başka bir araca çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Öte yandan Çaydaçıra Mahallesi'nde kontrolden çıkan araç park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza Cumhuriyet Mahallesi Kor General Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Ya oğlum geri çıkalım. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce orta refüje, daha sonra ise seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bir başka kaza Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Elazığ-Tunceli Karayolu'nda yolun ortasında yaralı bir serçeyi kurtarmak isteyen vatandaşa kamyon çarptı. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla karayolunda seyir halindeyken yolda yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş, aracı durdurarak serçeyi yoldan almak için hamle yaptı. Karayoluna çıkan Karaca'ya hareket halindeki kamyon çarptı. Olayda Karaca yaralanırken sürücünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve sonrasında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karaca'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Kazanın ardından sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Elazığ'da bir başka kaza Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs takla atarak refüje çıktı. Meydana gelen kaza sonrası minibüste bulunan iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan bir başka kaza Vali Fahri Bey Caddesi'nde meydana geldi. Tamam at sanzanla da bu. Araba senin mi? Arkadaşım. Abi geçmiş olsun. Edinilen bilgiye göre Vali Fahri Bey Caddesi'nden 4 yol istikametine giden bir otomobil freninin boşalması sonucu bir sitenin bahçesine uçtu. Fren boşaldı, arabalara vurmuyor. Hangi yönden geliyordunuz? Yukarıdan direkt geldim. Ahmet Akya'dan aşağıya aynen. Doğru. Aşağı geldim, ben işte viraj alamadım, viraj aldım, baktım fren tutmadı. Ben de burayı boş buldum, bir arabaya vurmaktansa boş alamadım. Kazada herhangi bir yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.